MDF nedir? Ya arkadaşlar, bu klişelerden sıkılmadınız mı hakikaten ya? Ya bu ahşap oduncu gömleği ilişkisi nedir ya? MDF nedir? 3 çeşit levha var. HDF yüksek, MDF orta, LDF ise biraz daha az yoğunluğa sahip levhalar. High, medium, low. Kullanım alanlarına göre kalınlığı değişebilir. Ama bugünkü konumuz MDF. Yani medium density fiberboard. Güzel ama İngilizce diyenler için çeviri hizmetimiz de var. Orta yoğunluktaki lif levha. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yıldız Entegre'de yoğunluğuna göre değişen farklı yapıya sahip 7 ürün var. Membran, profillik, piyasa, smart, air MDF, jet MDF ve form MDF. İsterseniz bu MDF'ler neme dayanıklı olarak da üretilebilir. Hatta yangına da. O kadar değil. Şimdi herkesin kafasındaki o soru işaretini silme zamanı. MDF nasıl üretilir? Öncelikle ağaçlar cinslerine göre sert ve yumuşak olarak ikiye ayrılırlar. Kullanım alanlarına göre ayrıştırılan odun parçaları yoğun buhar ve özel bıçaklarla liflere ayrılıp toza dönüştürülür. Ardından ürünün yapısına bağlı olarak özel yapıştırıcı, sertleştirici ve ilave kimyasallar karıştırılır. Bant üzerine serilip presleme işlemiyle levha haline dönüştürülür. Böylelikle her tarafı eşit düzeyde olur. Çıkan levhalar çok sıcak ve esnek olduğu için bir süreliğine soğumaya bırakılır. Yeterli sertlik elde edildiğinde istenilen kalınlığa ve pürüzsüz yüzeye sahip olmaları için zımpara işleminden geçirilip kullanıma hazır hale getirilir. Aslında onunla evde, ofiste, her yerde sıklıkla karşılaşırız. Eğilip bükülme yapmaz. Eyvallah, yoktur. Gevşeme? Asla. Bununla neler yapılır be? Komple eviniz değişir bununla. MDF homojen yoğunlukta olduğu için birçok alanda kullanımı kolaydır. Uygulanan vidaları iyi tutması olsun, boyamada, CNC işlemede, dekoratif folyo, PVC ve ahşap kaplama gibi yüzey uygulamalarında iyi bir zemin oluşturması olsun, MDF'yi mobilya sektöründe havalı kılıyor. Ha bu arada MDF'lerin yaklaşık %90'ı ahşap. Evet, %90. MDF hayattır. Slogan olsun diye demiyorum. Hayatın içindendir çünkü MDF. Kapının, dolabın, masan, her şeyindir MDF. Peki ya bunca ağaç diye endişelendirmeden kimseleri ormanların sürdürülebilirliğine, biyolojik çeşitliliğine ve verimliliğine sağladığı katkılarla Yıldız Entegre FSC belgesi sahibidir. Bu belge aynı zamanda sorumlu ormancılığın da bir göstergesidir. Peki nedir sorumlu ormancılık? Yani ağaçlar endüstriyel ormanlardan alınıp işlenmektedir. Çünkü bizde öncelik doğaya ve insana saygıdır. Yıldız Entegre'nin kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiği yüz binlerce ağaç dikiminin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte birçok çevreci, toplumsal ve kültürel etkinliğe de imza attığını da belirtmeden bu videoyu bitirmek istemedik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeni gelen içerikleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.